Bismillahirrahmanirrahim. Arapça terimler, Arapça kavramlar da diyebiliriz, ıstilahlar da diyebiliriz. Arap gramerinde sıklıkla kullanılan terimler nelerdir? Bunlardan bir tanesi marifedir. Marife ne demektir? Belirli olan demek. Ma'rifetun, el-ma'rifetu marife belirli olan demek. Mesela Arapça kalemun yazarsak kalemun nedir? Bir kalem. Hangi kalem? Herhangi bir kalem. Yeşil de olur, kırmızı da olur. Senin bildiğin bir kalem de olur. Bilmediğin bir kalem de olur. Yani bir kalem ver dediğinde herhangi bir kalem var. Ama kalem kelimesine eliflam eklersen, şöyle yazarsan, el kalemu dersen, o zaman ne olmuş olur? Belirli bir kalem. Herhangi bir kalem değil. Hangi kalemden bahsettiğim belirlidir. Başka bir örnek. Racülün adam demektir. Racülün adam. Hangi adam? Herhangi bir adam. Bunu eliflem eklersem sondaki ötre teke düşer. Temin düşer. Böylece el ra olur. Ve bu nedir artık? Marifedir el -racülü. belirli bir adam herhangi bir insan bahsetmiyorum belirli ikimizin arasında yani kim olduğu belli. Marife nedir? Belirli olandır. Elma herhangi bir elma ama e, eğer marife su elma herhangi bir elma değil. Bahsettiğimiz elma bellidir. Neden bahsettiğimi anlıyorsun Marifenin kısımları var. Yani marife demek ille de eliflem alan kelime mi demektir? Hayır. Eliflamlı kelimeler birinci maddeyi oluşturur. Marifenin birinci kısmı. Başka ne var? Zamirler de marifedir. Ne gibi zamir? Mesela hüve var, hiye var. Zamir çoktur. Zamirler ayrı bir konu. Alem var. Alem özel isim demek. Mesela Muhammed, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin gibi. Ankara gibi, Türkiye gibi. İsmi işaret işte hadihi. ismi işarettir. Hadhi, hada ismi işaretler nedir? Marifedir. İsmi nefsul, örnek elledi LED elle isim mevsuldür ve marifenin bir kısmı da budur. Eliflamlı kelime muzaf olanlar. Eliflamlı demeyelim de marifeye muzaf olanlar diyelim. Bir kelime marifeye muzaf olmuşsa o da marifedir. Bu eliflamlı kelime olabilir, eliflamsız olabilir. Mesela ne diyelim? Hula mu? Gulamu Zeydin. Zeyd özel isim, bir insan ismi. Gulam kelimesi köle manasına gelmekte. Köle, uşak, uşak manasına da gelir. Köle. Şimdi gulam kelimesi normalde nekredir ama Zeyd kelimesine muzaf yapılırsa Ulam muzaf, Zeydin muzafın ile denilirse herhangi bir köle değil bu. Bu Zeydin kölesi, Zeyd'e ait köle. O zaman ne olmuş oldu? Bu belirli bir köle oldu. Belirli bir kişinin kölesi de belirli bir köledir. Sadece gulam yazsan herhangi bir köle. Gulam Zeyd'in Zeyd'in kölesi. Bu yaygın örnek olduğu için bunu verdim. Yukarıda verdiğimiz örnekten verelim. Mesela kalemun nedir? Nekredir. Ama kalem kelimesini Zeyt kelimesine veya istersen Muhammed'e Muhammed Burada muzafın ile muham şurada mim yazmayı unuttuk. Muhammedin. Bu da ne? Kale mu Muhammedin. Muhammedin kalemi. Bu kalem herhangi bir kalem değil artık. O zaman kalem ne oldu? Marife oldu. Aslında nekreydi. Ama bir marifeye muzaf yaparsan, sen bir nekreyi bir marifeye muzaf yaparsan, o nekrede ne olur? Marifeleşir. O zaman marife ne demektir? Bedirli olandır. Kaç çeşit marife vardır? Marife kendi içerisinde kaça ayrılır? Eliflamlı kelimeler marifedir. Ne kadar eliflamlı kelime varsa marife midir? Onu da demiyoruz. Mesela Elha kumut takafur hatta zürtümül mekabir. Orada ne var? Elha <laughs> var. Oradaki elhaya bakarsan Elha nedir? Eliflam almış bir kelimedir. O zaman bu marife midir? Elha isim değil ki eliflem almış isimlerden bahsediyoruz. Elha fiildir. Elheye, elheve, ekrame babından mazi bir fiildir. Bu fiil bir defa. Biz ise isimlerden bahsediyoruz. Şuradaki altı maddenin tamamı nedir? İsim türü kelimedir. Eliflem almış isimler. Ne kadar zamir varsa, ne kadar alem varsa, alem özel isim demek. Ne kadar ismi işaret, ne kadar isim mevsul varsa, eliflamlı kelimeye veya şu yukarıda geçen beş kısım marifeye Muzaf olan kelimelerde marife sayılırlar. Tabi eliflamlı kelimeler, zamirler, alemler, isim işaretler, isim mevsuller, muzaflar, muzafın ileyhler ayrıntılarını verdik mi? Vermedik. Sadece marifenin ne olduğunu söyledik. Bunların ayrıntısına inersek bu konu bir saati geçer. Marife nedir? Marife altıya ayrılır. Marifeden maksat belirli olandır. E nekre nedir? Marifenin zıttıdır. Marifeyi anladıysan onun zıttı da nekre olduğunu bilebilirsin. Nekreler tenvinli isimlerdir. Tenvin alırlar. Maarifler nekre birbirinin zıttı kıyaslayalım. Ezanun herhangi bir ezan. Hangi ezan? Artık beş vakitten herhangi birisi olabilir veya makama göre düşün. İşte segah mıdır? İşte Mekke ezanı mıdır? Nedir? Herhangi birisi. Belirsiz. El ezan dediğinde elif lam koymuş başına. Artık ne kastedildiği bellidir. Konuşan kişiler arasında o belirlidir el eden derken herhangi bir ezanı kastetmez kişi. Bu çelimeyi kullanan kişi artık sabahı mı kastetti, rast makamını mı kastetti, neyi kastettiyse karşıdaki muhatap bunu biliyordur. Marifedir çünkü. Beytun nekre eliflamsızdır, sonunda ten'in vardır. Edanun aynı şekilde ganiyun aynı şekilde eliflamsız ve sonlarında tenvin var. Her biri öyle bunların. Çünkü nekreler sağ tarafta marife var her birinin başında el, el 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 var ve her birinin sonuncu harekesine bakarsan tenvin yok çünkü marifeler tenvin alamaz tek ötre tek fetha tek esra alırlar o da cümlenin akışına göre değişir başka örnekler hubzun bakın burada harfe göre işte ha harfinden hubzun eliflamsızdır tenvin almıştır iki ötre Elif lamlıdır. Temin alamamıştır. Tek ötür almıştır. F harfine örnek. Ferasun el ferasu. Arabiyetun el arabiyetu. Arapça demek. Kamerun el kameru. Ay demek. Mimden mevtun el mevtu. Ölüm demektir. Böylece marife ve nekriye değindik. Madde 3. Sarf. Sarf, Arapça kelime türetme, kelime çekimleri, kelimedeki ilerler, değişiklikler. Bunları inceleyen ilme sarf denilir. Meşhur sarf kitapları emsile, bina, maksut, izzidir. Bunlar çok meşhurdur. Bunlara ilave olarak merah adlı bir sarf kitabı daha var. Daha geniş çaplı. Emsile, bina, maksut, izzi toplasan merah kadar etmez. Merah çok daha geniştir. Videolarını çektik. Peki yüz ders kadar sürdü. Bunun dışında bir de Şafiye diye bir kitap var. O da çok meşhurdur. Bunun dışında da sarf kitabı var. Yani en meşhurları bunlar diye saydım. Kelime çekimi, ketebe, keteba, ketebu veya katibun, mektubun bu tür şeyleri inceleyen dala sarf diyoruz. Bir de ne var? Nahiv var. Bir kelimenin cümle içerisindeki konumunu belirtir. Bu kelime özne midir, yüklem midir, fail midir, hal midir, temiz mi, müpteda mı, haber mi, merfu mu, mensup mu, irabı nedir? Bunları inceleyen ilme nahiv diyoruz. Yani hareketsiz yazıya doğru harekeyi verebilmek, doğru irabı verebilmek. Bunu öğreten ilim nahivdir. Nahiv sahasında meşhur kitaplar avamildir. Avamili bir gibi, avamili cürcani. Başka? izhar var, kafiye var, molla cami var. Bunlar en meşhurları. Başka elbette var. Çok daha fazla kitap var. Peki mazi fiil nedir? Mazi geçmiş zaman demektir. Di'li geçmiş mesela. Mesela yardım etti, yazdı, baktı, anladı, gitti, su içti, ödevini yaptı. Veya mişli geçmiş zaman. Anlamıştı, gelmiş, di okumuş, tu su içmiş, di içmişti, mişti peşine miş daha sonra ti tı tu cümle cümleye göre değişiyor. Sonuç olarak mazefi geçmiş zamanı ifade eder. Günlerden bir gün buraya gelmişti. Muzarifi ise geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman ifade eder. Yardım ediyor, yardım eder, yardım edecek, edecek, acak. Yazar, er, ar, yazıyor, yor alır, yazacak, ecek, acak. Mesela sınavdan kalır ır aldı. Kalıyor, kalacak, ecek, acak. Muzari fiil böyle fiildir. Bu zamanları, bu ekleri alır. Tabi başına olumsuzluk eki gelirse yani yardım ediyor değil, yardım etti. Yardım etmedi. Olumsuz olur. Aldığı eke göre yardım etmedi veya etmiyor. Peki Arapçadaki harflerin sayısına bakalım. Şimdiki konu şemsi harfler kameri harfler, şemsi harfler var. Kameri harfler var. Arapçada harfleri şemsi ve kameri olarak ikiye ayırabiliriz. 28 tane harf var. 28 diye 29 diyen de var. ayrı mesele. 28 genel olarak bilineni 14 tanesine kameri harf diyoruz. 14 tanesine de şemsi harf diyoruz. Harflerin bu şekilde adlandırılması nedir yani niye böyle olmuş? Kelimenin evveline gelen eliflam takısı okunur mu, okunmaz mı? onu belirtir. Onunla alakalı bir şeydir. Şemsi hafler başına gelen e, şemsi harflerin başına gelen eliflam takısı ki bu neydi? Racul el racul kalemun el kalemu kitabun el kitabu yani nekreyi marife yapmanın bir yöntemiydi değil mi? Eliflam eklemek. Belirtim edatı, marife edatı alıp doğrudan ne olmuş olur? Kelime şeddelenerek okunur. Şemsi haflerde böyledir. Ne olduğunu şimdi daha iyi anlayacağız. Aşağı bir kayalım. Bakalım nedir? Diyor ki mesela bak el asru el lam okudum. El vesvasu el lam okudum. El kafiruna lam okundu. El hamdu lam okundu. Lam okunuyor yani cezimli olarak okunuyor. Şemsi harfler nelerdir? Şunlardır. Bunlar nedir? Şemsi harflerdir. Yani burada kameriler anlatıldı. Şemsi harflerde lam okunmuyor. Bunu unutmayalım. Şemsi harflerde lam okunmaz. Bakın. Şemsi harfin üzerine şedde konur. O şekilde okunur. Er rizgu alallah. Er rizgu. El demiyoruz. insan eli gibi el. Lam okumuyoruz. Ra'ya geçiyorum. Er rizgu. Et tevabu. Et el tevabu demiyorum. Er -ra el ra değil. En nasu. El nasu değil. Eş şemsu. El şemsu değil. Burada lam okunmuyor. Niye? Çünkü lamın hemen sonunda yer alan şin olsun, nun olsun, ra olsun, ta olsun, ra olsun. Bunlar nedir? Şemsi harflerdir. Şemsi harf lamdan sonra gelirse o lam okunmaz. Direkt şemsi harf okunmaz örnekleri daha artacak. Birazdan daha fazla örnekle karşılaşacağız. Kameri harfler harflerde nedir? Bunlarda el okunur. Kameri harfler şunlardır. Kelime olarak şöyle ezberlenir. Erghi hacceke ve haf Bu cümlede geçen her bir harf kameri harftir. Yani şu harfler kameri harfler denilir. Bunlarda el, asru, el, vesvasu, el, kafirun, el, hamdu. Lam okunuyor mu? Okunuyor. O zaman Nedir bu? Kameri harftir. Hangisi kameri? Yani olay şu. Bir eliflam takısı var. Bu lamın hemen sol tarafında. Şurada. Kameri bir harf varsa lam okunur. Eliflam takısı. Lamın hemen solunda. Şemsi bir harf varsa lam okunmaz. Eliften direkt şemsi harfe geçiş yapılır. Sonuç olarak demişiz. Diyoruz ki burada Hangisi okunur, hangisi okunmaz? Aklında şöyle tutabilirsin. Kameri harfler, Arapça yazarsan kameri kelimesini. El kameriyyetü. Bak, lamı okuyorsun? El kameriyyetü. Şemsi yaz, eş şemsiyyetü. El şemsiyeti değil, eş şemsiyet Şemsi harf varsa la'mdan sonra o la'mın okunmayacağını burada görüyorsun zaten. Kameri harfler, şemsi harfler. Burada hepsi var. Harfler tek tek aşağı doğru yazılmıştır. Ve her harf için bir örnek verilmiştir. El, ervu. Kameri olduğu için. lamdan sonraki ra madem kameri harftir. Ra diyorum daha doğrusu. El, ervu. Şuradaki hemze yani. Madem ki ra ile. Ra'nın hemen sandaki hemze. Madem kameri harftir. Lam okursun. El dersin. Et tilmizu. Til Tilmiz, ta şemsi harftir. O zaman lam okumazsın. Et tilmiz dersin. Ez zikru. Lam okumadım. Niye? Lamdan sonra şemsi harf geldi hiç. El halibu. Lamdan sonra ha yani kameri bir harf var. O zaman lam okursun. El halibu. Burada örnekler devam ediyor. Şemsi harf, kameri harf. Başka örnekler var görüyorsunuz. El ebu, el babu, el cennetu, el aynu, el lam okuyorum. Niye? Lamdan sonra ayn gelmiş. Ayn da kameri bir harftir. O zaman lam okursun. Şemsi harflere baktığımızda lamdan sonra şemsi harflerden birisi geldiği için lam burada okunmayacak. Et taciru, el taciru değil. Ed diku, el diku değil. Madde 9 mezmum nedir? İşte kimisi medmum der, kimisi mezmum der. Sonuçta nasıl yazılır? Dat ile yazılır. Mezmum. Şöyle yazılır. Mezmumun. Bilenler için nedir? İsim meful kalıbıdır. Ne demek? Zammelenmiş harf demek. İşte buradaki min mesela örnektir. Zammesi var. Meftuh fethalanmış harf demektir. Şuradaki mim fethalı çünkü. Üstün yani. Feta, üstün. Aynı şey. Mezmum. Zamme eşittir. Ötre yani. Meksur kesrelenmiş. Kesralı harf. Kesre ne? Esre demek. Ne demek? Esre. Nerede geçer? Mesela minel cinneti ve nas. Oradaki mine işte el cenneti. Minel cinneti. Gerisi önemli değil. Buradaki mim esreli. Min kelimesinin mimi ne burada? Esreli. Ona da örnek buradan vermiş olduk. Böylece terimlerden 11 madde görmüş olduk sanırım. 10-11 madde görmüş olduk. Serinin devamı gelecek. Yani Arapça gramere dahil terimler nelerdir? Böyle özet halinde çekmeye devam edeceğiz.